Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Toplulukları düşünün. İnsan topluluklarını, kuş topluluklarını, balık topluluklarını düşünün. Her birinin içerisinde liderlik yapanlar vardır. Karıncalarda bile vardır. Onun için bu batın ve zahir olarak ikiye ayırırsak, zahirde de liderler vardır, lider insanlar vardır. Akrabalar içinde olabilir, aşiretler veya devletler. Her zaman liderlik yapanlar vardır, önder diyorlar. Yani bu halk önderleridir. Ya da işte devletini kurtaran ya da bağımsızlığını ilan edenler. Hepsi bu şekilde geçer yani. Bunlar zahirdeki liderler. Bir de bu işin batın liderleri vardır. Batın liderleri pek görülmezler. Ama birçok şeyden haberleri olur, birçok savaştan haberleri olur ve etkileme gücü olur. Düşün, dünyadaki bir komutan, dünyanın en yetenekli komutanı, batındaki bir adamın yapacağını yapamaz. Bunu unutmayın. İşte Mehdi Aleyhisselam meselesi şöyledir. 333, 313'ler diyoruz ya, 313'ler. Bu 313'ler bulutlarda dolaşır. Bulutlarda dünyanın etrafını 2 dakikada gezebilir. Kız istedikleri zaman kimse kız vermez. Öldükleri zaman kimsenin haberi olmaz. Öyle bir hadis vardır. Şimdi 2 dakikada nasıl dünyanın etrafını gezebilecek bir teknoloji olsun? Işınlanaraktır o zaman. Işınlanarak diyebiliriz buna. 2 dakika içinde dünyanın etrafını gezebilecek bir kudretten bahsediyoruz. Yani şimdi kimisi şöyle düşünüyor, 313'ler dünyadaki insanlar mıdır? Yani her bir tanesinin 313'ler. İşte bu ayrı bir çözümlemedir. Bunun batınına girdiğimiz zaman başka bir göç ve kudret vardır arkadaşlar. Yani bunu iyi algılamamız lazım, iyi anlamamız lazım. Onun için bu 313 meselesi her bir dünyada yaşayan, zahirde yaşayan bir 313'ün bulutlar içinde gezen bir gücü vardır, bir filosu vardır diyelim. Bu filo bu 313'leri korur ve kötülüklerden korur, saldırılardan korur arkadaşlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve yardımcıları 313'ler. İçinde kadınlar da var. Tabii bu kadın meselesini hazmedemeyen bazı erkekler de olabilir. O da yanlıştır. O da yanlıştır arkadaşlar. Büyük bir yanılgıdadırlar. Bu işin gücü bile gücü değildir, iman gücüdür. Bunu da bilmeniz lazım. Şimdi bu 313'ler ne yapabilir? Saldırı altındaki 313'lerden birini görünmez hale getirebilir. Allah'ın izin verdiği bu güçlerdir. Bu 313'ler Allah onlara güç vermiş ve izin vermiş. Hızır Aleyhisselam gibi yardımcı oluyor. İnsanlara yardım edenlerdir bu 313'lerle. Çünkü sayı çok az. 8,5 milyar insan içinde 313 sayısı bizim için önemlidir. Çünkü 313 kişi. Düşünün, 313 kişi nasıl dünyanın kaderini değiştirebilecek? Eğer Allah yardım etmezse. Şimdi bunu bu şekilde düşünürsek tabii ki işin içinde mucizeler olmaması, yani aklımıza gelenlerden daha üstün olabilir, yani daha fazlası olabilir. Zaman yaklaşıyor, dünyanın birçok yerinde felaketler, olaylar, depremler sıklaşıyor. Ekonomik krizler, toplumun yozlaşması, sıkıntı, akraba kavramı, aile kavramının yok olması, evliliklerin bitmesi, büyüklerin değersizleşmesi, küçüklerin kendini bir şey zannetmesi, işte alimlerin konuşturulmaması, bilgisiz insanların konuşturulması, batına veya gaybe inancın azalması. Bakara suresi 3. ayette diyor ki, onlar gaybe inanırlar, dosdoğru namaz kılarlar ve fakirleri doyururlar. Şimdi burada gayb olayı önemlidir. Bazı insanlar gaybde sadece Allah'ın elinde olduğunu düşünür. Ama Allah bir ayette diyor ki, gaybi yalnız ben bilirim ve benim bildirdiklerim var işler. Onun için Allah-u Teala gayb bilgisini bazı insanlara açar. Ona da inananlar vardır. İşte o inananlar kıymetli ruhaniyetlerdir. Onlar görevli ruhaniyetlerdir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Denizi bilmeyen insanlar, denizden anlamayan insanlar,
içindeki balıklardan da alamaz. Ne kadar kitapları okursanız okuyun yine anlayamazsınız. O deniz halkları gibi bu işten anlayamazsınız. Şimdi biz doğuluyuz ve balıklardan pek de anlamayız. Düşünün bizi bir yere götürürsünüz bir adaya ve orada bir balık çeşitleri vardır. Biz hangisinin zehirli ya da zehirsiz olduğunu bilemeyiz. Tabii ki zehirli balıklar da vardır biz bilemeyiz. Bütün balıkların yiyilebileceği bize öğretilmiş. Mesela ne öğretilmiş bize? Denizde babam da çıksa yerim. Bu bize öğretilmiş. Hani zehirli balık da olsa yerim diyor. Böyle bir mantıksız olamaz yani. Denizden babam da çıksa yerim. Ola babam şimdi çıkarsa denizden yer miyim? Hani düşünün biraz mecazi anlamlarını. Şimdi biz ülke olarak gazla yönetiliyoruz. Yani eskiden bir gazman vardı arkadaşlar. Gazman bilirsiniz. Çıkardı böyle gazman böyle bir fasulye yerdi sonra bir uçardı böyle. Herkesi kurtarırdı. Zorda kalmışları kurtarırdı. Hızır Aleyhisselam görevi görürdü. Şimdi diğerlerinin Süpermen'i var, He-Man'i var, Batman'i var. Hani burada mesele şudur. Bir ülke gazlar arasında sıkıştırılmıştır mesela. Karadeniz gazı ve Akdeniz gazının çıkarılamama bir sıkıntısı vardır. Tabii bu da büyük bir depreme yol açabiliyor. Gaz sıkışmasından dolayı. Tabii burada anlatacağım konular. Tabii ki şimdi siz bunu biraz anlamamış olabilirsiniz. Biz toplum olarak biraz gazı seviyoruz yani. Hatta beni gaza getirin diye arkadaşlar da var. Beni gaza getirin. Hatta Beyaz Şof'ta bir ara helyum gazıyla konuklarına gaz verirdi ve sesi değiştirdi. Biz gazla iç içeyiz. Yani toplum olarak gazla yönetiliyoruz yani kısacası bunu söylemek istiyorum. Onun için bu Mehdi Aleyhisselam konusunda da bayağı bir gaz olayları vardır. Yani herkes birilerine gaz veriyor. Herkes birilerine gaz veriyor. Hani kim kime daha fazla gaz verirse meselesine döndü. Onun için Türkiye'nin etrafı gazlarla kuşatılmış, içerisinde zehirli balıklar, tabi bu balıkları da servis eden garsonlar vardır. Yani bunu iyi bilmek lazım, bunu iyi anlamak lazım. Tabi bunu nasıl anlayacaksanız o şekilde yol bulabilirsek bulalım arkadaşlar. Çünkü enteresan bir meseledir. Bu 313'ler meselesi. Bu 313'lerin her birinde bir mucize ya da bir maneviyatta yoğunluk olmalıdır. Yani sadece 313 öyle değildir. Rakamsal mesele değildir. Bu bir rakam meselesi değildir. Bu ruhaniyet meselesidir. Hani zahirde işte 313, işte ben 1'im, sen 2, sen 3, 4, 313 bu şekilde değil yani. Her birinin yeteneği olmalıdır. Keramet dersin, mucize dersin. Öyle bir şey olması lazım yani. Sebe suresi 14. ayet. Çok önemlidir 14. Cinler gelecekten bilgi veremez. Bu bizim için yoldur. Bu 14'ler çok önemli arkadaşlar. 14'ler ile alakalı... 14'lü, 14'lü müdür? Nedir? Öyle bir şakı mı vardı? Bir de bir mumdur, iki mumdur da 14 muma kadar çıkıyor. Ve 14 meselesi önümüze çıktı zaten. Bu bayağı olaylar oldu 14'lerle alakalı. Aslında 14'lerin daha çıkmamış olan sırları da vardır. Bunlar da zaman içerisinde çıkma ihtimali vardır arkadaşlar. Onun için arkadaşlar şu anda zaten pek de müsait olduğum zamanlar değil. İnşallah Diyarbakır'a gittiğimde daha derin konulara gireceğiz ve kanala destek olabilir. Bildirimleri açabilirsiniz. Desteğiniz bizim için önemlidir. Kanalın öne çıkması için like'ınız, her attığınız like, beğeni, katıl butonuna katılma veya videoları paylaşma bizim için değerlidir arkadaşlar. Allah size güç ve kuvvet versin. Hastalıklarınızı gidersin ve göz hastalıkları önümüze çıkabilir, göz sıkıntıları çıkabilir. Allah bize yardım etsin diyelim. Yani onun için bazı meseleler vardır. Her hastalığın altında yatan bir sebep vardır. Bu sebepleri iyi bilmek lazım.
Allah bizim de olsun arkadaşlar. İnşallah en güzel günlerde beraber oluruz. Kardeşçe otururuz, konuşuruz, nasip olur. Bütün dünyada barış olur ve insanlar sevgi içinde kalır. Ve fakirlerin karnı doyar ve barınma ihtiyaçları giderilir. Hiç kimse dünya üzerinde mağdur edilmez. Onun için dua edelim hepimiz. Hepinizin duasını bekliyorum arkadaşlar yorumlarda. Hepinizin dualarını bekliyorum arkadaşlar. Yani gerçekten güzel bir dua edelim. Güzel bir enerji olsun. En azından zaten herkes kendi derdinde, herkes kendi yağında kavrulurken biz de insanlar için dua edersek herhalde çok değil arkadaşlar. Allah bizimle olsun. Yaptığımız bütün dualar Allah katında biliniyor ve duyuluyor. Onun için yaptığınız duada samimi olalım. Allah bizimle olsun arkadaşlar.